Herkese Kimbila'dan merhabalar, ben Damla. Şu anda sizinle Dolunay'ı konuşacağız. 31 Ekim'de bizi bekleyen hem mavi olan hem de avcı olan, o da yetmeyip Cadılar Bayramı'na denk gelen Dolunay'dan bahsedeceğim sizlere. Astrolojik olarak zaten sevgili astro gezentiyle ayrıca konuşacağız ve diğer astrologlardan da dinleyebilirsiniz ama ben daha çok enerji boyutuyla ilgiliyim biliyorsunuz. Bunun anlamı nedir? Birincisi, Cadılar Bayramı'na denk gelmesi aslında bizim için olumlu bir şey. Neden? Çünkü bize diyor ki birazcık daha içine dönebileceğin, içindeki canavarları görebileceğin, onları ehlileştirebileceğin, onlarla aynı dili konuşup onları dönüştürebileceğin bir dolunay bu diyor. Ki bu yaklaşık 17 yılda bir falan denk gelen bir durum. İkincisi, Mavi Ay, Mavi Dolunay. Bu da aslında Shakespeare döneminden kalma bir tabir. Ve birazcık daha aslında duygularımızla hareket edebileceğimiz, duygularımızı belki daha anlamlandırabileceğimiz ve bu şekilde tamamlanabileceğimiz bir dolunay demek. 31 Ekim'deki bu dolunayın bir özelliği de avcı dolunayı. Bir önceki hasat zamanı dolunayıydı. Bu da avcı. Yani aslında birazcık daha kendi içimizde kovaladığımız o korkularımızı ya da bizi yakalamaya çalışan, bizi av olarak gören o korkularımızı görebileceğimiz, bunları dönüştürebileceğimiz bir dolunay bizi bekliyor. Bu dolunayda neler yapabiliriz? Meditasyonlarımız çok daha derin olacaktır. Doğa çalışmalarımız çok daha etkili olacaktır. Bunun dışında duygularımızı çok daha rahat bir şekilde çözebiliriz. Kendimizi daha rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Bir de korunma ve kalkanlar oluşturmayla ilgili çalışmalar tam da bu dolunayda birebir uygulayabileceğimiz, enerjileri yüksek olarak hissedebileceğimiz çalışmalar olacak. Son olarak da koruyucu meleklerimiz ve ruhsal rehberlerimizle buluşabileceğimiz, totem hayvanlarımızdan çok daha net mesaj alabileceğimiz bir dolunay bizi bekliyor. Şimdilik benden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve ışık ve sevgiyle kalın.